bu hafta hayata bakış açınız değişebilir. Artık hayata daha pozitif yaklaşmak, her şeyde bir hayır aramak ve şükür enerjisini yükseltmek sizler için önemli olacak. Özellikle size yaşatılan haksızlıklar varsa ya da sizde yaşamış olduğunuz haksızlıklara karşı isyan duygularınız çoksa artık bunları bir kenara bırakacaksınız. Hayatımı daha iyi, nasıl en iyi hale getirebilirim? Ya da kendime en güzel şekilde nasıl katkı sağlayabilirim? Hayatıma nasıl yatırımlar yapabilirim? Bunlar sizin için çok çok önemli olurken imajınızda ve tarzınızda da değişimler yapabilirsiniz. Kariyer ve iş alanınızda ise bu hafta işinizden ayrılabilirsiniz. Ama akabinde yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ve yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ya da konumunuzda, departmanınızda değişimler olabilir. Uzunca bir zamandan beri tayin, atama bekleyen ya da iş yeriyle alakalı olarak değişim bekleyen bir kovaysanız bu hafta istediğiniz haberleri alabileceksiniz ve kendi işini düzenini kurmak isteyen bir kovaysanız ortak yeni işlere adım atabilirsiniz. İş, kariyer, konum olarak yükseleceğiniz bir hafta olacak sevgili kovalar. Aşk ve ikili ilişkilerde ise yaşadığınız bir takım problemler varsa bu sorunların çoğunun sizden kaynaklandığını görebilirsiniz. Belki bir şeyleri ifade etmekte zorlanıyordunuz. Belki biraz inatçılık yapıyordunuz. Belki bazı şeylerde anlayışsız tavırlar içerisindeydiniz. İşte bu hafta itibariyle bu konularda kendinizi törpülemek, partnerinize biraz daha anlayışlı davranmak konusunda ve daha toleranslı olmak konusunda kendi kendinizi frenleyeceğiniz bir hafta olacak. Yani neyi, nerede yanlış yapıyorum? Ya da sorun problem yaşanıyorsa bu sorun ve problemin yaşanmasına benim katkım ne kadar diye düşünebilirsiniz. O yüzden de şöyle bir kendi davranışlarını, ilişkilerinizde kendi yaklaşımlarınızı göz önünde bulundurarak birazcık daha enerjinizi sakinleştireceğiniz bir hafta olacak. Yalnız olan kovalar, bu hafta girdiğiniz ortamlarda beğeni ve ilgi toplayabilirsiniz. Maddi ve finansal konularda ise plansız harcamalar yapabilirsiniz. Elinizde olmadan birden nasıl olsa ödeniyor deyip elinizdeki parayı birazcık plansız kullanabilirsiniz. O yüzden de bu hafta planlı olmakla birlikte özellikle elinize ulaşacak gelirler varsa bunlarda bazı gecikmeler olabilir. Bu da bütçe planlamanıza etki edebilir. Lütfen bu hafta tasarruflu olmaya özen gösterin sevgili kovalar.